Evet takım oyunu devam ediyor hocaların görüşlerini aldık. Bu arada e, reklamda şu e, şeye de yansıyan sosyal medyaya da yansıyan Ozan'ın e, sözünü duyunca Fenerbahçe'nin daha ne kadar e, takım olma sürecinde olduğunu yeni olduğunu anlayabiliriz. Ozan Tufan sahada Perkas'ın adını unutuyor. ya Ne diyeceğim ben buna diyor. Yunanistan Yunanistan <laughs> diye çağırıyor çocuğu. <laughs> Caner de bunu <laughs> duyunca ya Sayın Allah cezalar versin diye <laughs> gülüşüyorlar arada. Maçı bıraktık ona gülüyoruz diyor. Yani o derece daha tanımıyorlar birbirlerini. Kaldı ki oyunlarını tanısınlar. Hayır zaten herhalde Cumartesi İzmir'e giderken görmüştür Pelkası. Ya e, işte. Abi, milli takımdaydı. Oyuncu yeni geldi. Takımına geldi. Tabii. Birlikte o da milli çıkmış. takımdaydı. Tabii. Birlikte idmana çıkmaları falan muhtemelen yemek yemişlerdir ya bir gece. İşte cumartesi görmüştür yani. <laughs> ya işte orada. Şeyde zannedilmiş olabilir. İnanılmaz diyor. Ay Allah'ım ya. Gerçekten komikmiş. E, Caner de tabii Caner muzip. Hemen girmiş araya. E, diyor maçı bıraktık gülmeye başladık diyor. Yalnız şeyi tebrik ederim. Eski arkadaşım Ersin Tatar. Cumhurbaşkanı olmuş. Cumhurbaşkanı olmuş. Show TV'de Show TV'de çalıştık, beraber, beraber çalıştık. Ersin'den. Tebrik edelim. Tebrik edelim Ersin Bey'i. Ersin Tatar. %52 küsurle. mi Evet beraber bizim mali işlerimizden sorumluydu orada. Bayağı çalıştık. Show TV'deyken. Paralarımız zamanında öderdi. Öderdi, öderdi <laughs> evet. Öderdi. Tebrik edelim Ersin abiye. Ersin abi diyoruz beraber çünkü bayağı bir e, diyalogumuz, sohbetimiz. Sonra bir şey söyleyeyim mi? Yemiş gittiğimde geçen sene telefonla aradım. Ya ismini söylemeden Sesten tanıdı. biliyor musun? Sesten tanıdı vallahi. Ya Erman Hoca beni mi yiyorsun dedi. i̇yi de, iyi de, senin senin iyi de bir futbol geldin geldin severdi. Hocam sesini iyi de bir futbol de. severdi. Senin de, sen de sesin sanki tanınmayacak bir ses. Ama değiştirdim sesimi. <laughs> ben 200 ses çıkarırım. Nasıl Yerim yani? yani? Oo, seni de yerim mesela. Bir, bir işletirim aklın durur. Yok vallahi ya. diyorum. Ya bu yeteneklerin sesi. de var hocam. Değiştiririm sesi. Deneyim istersen bugün. var mı? Birkaç pozisyon daha vardı. Onları da görelim lütfen hemen. Bu arada ee, evet, ha şu şey pozisyonu tamam. Penaltı niye bakıyoruz? Nasıl attı diye bakıyoruz. Evet, bunları hayır penaltı Nazım'dan çıktı. Korner. Göztepe'li oyuncuya çarpıyor top burada. Sonra Nazım'a çarpıp. Nazım'ın sol Avuta gidiyor. Hakem işte. orada korner kararı verdi. Zaten Selahattin Baki'nin de isyanı bu. Hmm. Bu pozisyonu 7 kere falan gösterdi yayıncı kuruluş. Penaltı pozisyonunu 3 kere falan gösterip Anladım. kesti. Anladım o. Yani lehimize aleyhimize dedi ya. E, yani avut aslında pozisyon. Korner değil. Tamam. O da önemli hocam. Adamın aklı olduğu yer var. Ama şey de söyleyecekti işte yani o. Attıkları penaltıdan evvel de var onu da verselerdi yani. Biraz, <laughs> abi öyle dediği zaman ya birkaç hafta desinler herkes söylemeye başlar ha. Onu söyleyeyim. Abi hocam onu konuşuyoruz. Elbette yanılabilirler, yanlış mesela, karar verirler. Mesela ya, Rize'de yan... bu hafta kim gösterdi bana Ankara yani Kardebi maç. maçında Alper'i bir atmış olacak şey değil. değil yani. İkinci soru. Olacak an, şey. Evet hocam ya. Olacak sayısı. şey değil. Bu... Çünkü niye biliyor musun? Uyandım ben maçı seyretmedim. Rize başkanının konuşmasını dinledim. Yani Rize başkanı diyemedi bir türlü. Ya haksız attı diyemedi. Kıvırdı kıvırdı döndürdü mü şeyi lafları. Yani. Kıvırdı ya. Yani şey Argoca o şeydi. Lafı döndürdü döndürdü o zaman uyandım. Rize başkanı yani Rize başkanı da görmüş olayı. Ama Alper'i bir atmış olacak şey değil abi günah ya. ya. Hayır, maç sırasında hakemi aksiyonun içinde yanlış görebilir. Dediğim gibi bir tekrarlara baktığınız zaman yazık günah. Şurada. Mesela e, orada da giremiyor sarı kart olduğu için. Şu pozisyonda mı Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyon? Yok abi burada bir böyle. Yok bir. Serdar Aziz'in. Yere düştü bir eline koluna çarptı ya. Yani. Bir bakalım O pozisyonu ona da, Serdar Aziz'in. Evet tamam biz bakalım diyorum yani. Burada Burada bir şey yok. Var mı bir şey ne diyorsunuz? Bu korner değil de başka bir korner var. Orada Halil'e yapılan bir hareket var. Ayağına basıyor. Ön direkte. Öyle bir pozisyonu bulabilir miyiz Ender? Burada bir şey onu da Ona da bir baksınlar arkadaşlar o zaman. Onu da bir izleyelim. Burada çünkü bir şey göremedim. Ben evet. ama. Var mı hocam bir... bir şey ne diyorsunuz? Yok hiçbir şey yok bence. Ben bir şey göremedim. Bilmiyorum şu Ede trajedici Göstepe'li ama ele çarptı burada. Yere düştükten sonra mı acaba? Ha, burada burada bak. Burada bir ele çarpma var. Ha, şu pozisyon mu? Hmm. Bu pozisyonu mu diyorsunuz? Yok, sana? bu pozisyon değil. Dönüyor. Ha, şurada. Biz bir yandan da 87 88. dakika. Serdar Aziz. Serdar Aziz ne kadar çok bu pozisyonların içinde <laughs> ya. Aynen ben de onu söyleyecektim. <laughs> Yalnız bu bu maç Serdar için çok önemliydi. Yani Tisaran geldi. Sanki o da bir... lemos geldi. Şey var mı? Temas elini var Yere 50 bir... koyuyor. Yere düşerken 50 koyuyor. Evet. Top geldiği zaman nasıl çeksin abi topçu 50? Yani top geliyor çarpıyor. Hani oynama yok. İki Çek böyle top et... geliyor çarpıyor. Nasıl yani bir şey yapamazsın ki ona. O pozisyonu bir şey yapamaz. Ne diyorsunuz yapamaz. hocam? Doğru. Bence Yer çekimi kuralı var bir de değil evet. mi? Elini koyduktan sonra top geliyor vuruyor. yani. Çekemezsin elini. Kurtaramazsın elini. Şu Feyyaz hocamın söylediği pozisyonu yalnız baksınlar yine bir pozisyon. Onu da burada Erman hocama izletelim. Yani. Zor karşılaşma. ilk yarıda bir sıkıntısı yoktu ama ikinci yarıda çok fazla. Yani şeyden başka diyorum ilk yarıda sıkıntısı yoktu derken. o penaltılardan başka. Böyle onu zorlayacak ilk 30 dakikada bir şey olmamıştı. Aa iyi gidiyor falan derken bir anda işin rengi değişiverdi. Ne, maçlar ne kadar seyri değişiyor. Yani... Çok Fenerbahçe yeni takım olduğundan bu gelgitleri değişiyor. Yani skoru bir anda koparabilir maçı kendi çevirebilirdi. Kaçırdığı pozisyonları gol yapsa. Ama son uzatmada söylüyoruz da iki tane de Göztepe'nin pozisyonu var. Ya maç çok maç pozisyonu üç var yani. Üç de. De bitip Gözlemeye. bitirip İzmir'de iki puan Tabii. da bırakabilirdi Fenerbahçe. Abi geçen sene olmadı mı? Yedi maç üst üste puan kaybetti. O zaman bu pozisyonları yani o penaltıları falan yiyor çeviremiyordum Bugün çeviriyorsun. Bizde çok pozisyon olacak. Çok tartışacağız. Niye biliyor musun Ender? Çünkü biz defans yapmayı bilmiyoruz takım olarak. Yani mesela şimdi Demir ile onu konuştuk. Ayakta kalmamız gereken yerde ayakta kalmıyoruz. Şimdi atılan gollerin çoğu duran toplardan oluyor. Çok mu iyi kullanıyoruz sanki duran topları? Hayır. Defansımız iyi. Pozisyon alamıyor. Etmedi. Pozisyon alamadığı tutamıyor. için. Yani bütün bunlar olduğu zaman olacak zaten. Bütün sezon boyunca Erman Hoca'nın çok konuşan yorumcumuz olacak. Çünkü Hakikaten e, yanlış yapıyoruz. Yanlışlar da bunları çağırıyor. Pozisyonları çağırıyor. Ben yalnız konuşmayacağım. Salı günü itibaren şu kitabımı yazmaya başlayacağım. abi yani, neler olacak. Şimdi, onu ya, onu yazınca sen güzel bir şey söyledin. Dün akşam ben yayından çıktıktan sonra bir yere gittim bir baba. Kalabalık abi baktım şey var. Barcelona maçı var. Bir sonra marik Barcelona. Ha bak bir dakika. Son 15 dakikayı izledim. Arkadaş ne defans yapıyorlar ya. Vay 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 takım abi Evet. Bakıyorsun. Ya zor gol yer diyorsun. Yani öyle güzel defans yapıyorlar ki birebir takım olarak birer var ya ekili mücadele. Fakat gözümü böyle alamadım 15 dakika. Hocam şimdi bir şey getireceğim. E, Liverpool maçı Van Dijk'ın çapraz bağlarının koptuğu karşılaşma bir pozisyon var. 7-8 ay yok. Belki sezonu kapattı. Orada burada da çok konuştuğumuz geçen mücadelesi. sene de çok konuştuğumuz bir olay var. E, oyunun devam